Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu dersimizde bir half adder'ı sadece NOR kapısı kullanarak tasarlamaya çalışacağız. Buradaki amacımız da şuydu. Hatırlıyorsanız NOR ve NAND isimli iki tane kapımız vardı. Bu kapıların özelliği neydi? Evrensel olmalıydı. Bunu, olmalarıydı. Bunu hemen bir nota edelim. Bu kapılar evrensel. Yani herhangi bir mantık devresini bu iki kapıdan birini kullanarak tasarlayabiliriz. Şimdi o zaman buradaki mantığımız ne olmalı? Biz biliyoruz ki half dediğimiz şeyde bizim sum yani toplamımız a exor b çıkıyor. Bu da ne demek? Az sonra doğruluk tablosunda da göreceğiz tabii ki. Şunu da yazalım. C out yani bunun eldesi nedir? A ve B'dir arkadaşlar değil mi? Şimdi o zaman çok basit bir tane doğruluk tablosu yapalım. Buraya A ve B yazıyorum. Burada oluşacak ihtimaller nedir? 0, 0, 1, 1, 0, 1 ve 0, 1 ihtimaller. Burada da tabii ki final değerlerini görmemiz lazım. Final değerinde ne için görüyoruz arkadaşlar? Önce A XOR B için görelim. Şu şekilde yazdım. A XOR B dediğimiz zaman aslında tek sayıda 1 arıyoruz değil mi input kısmında. Mesela X sample'ımız için çift sayıda yani 0 tane 1 var. O bir çift sayıdır. O zaman burası 0. 0 1'de 1 elde edeceğiz. 1 0'da 1 elde ediyoruz. 1 bir 1'de bir tekrar 0 elde ediyoruz. Çünkü 2 tane 1'imiz var. Sonucun 0 olmasını bekleriz. Buradan da ne görüyoruz bakın? Bu A XOR B'nin arkadaşlar 1 olduğu yerler burası. Zaten biz bunu önceki dersine de göstermiştik ama demek ki A XOR B dediğimiz şey A'nın değili B artı A B'nin değil. Burada artı diyorum da siz onun artık veya işlemi olduğunu biliyorsunuz. Böyle bir şey elde etmek istiyorum yani. Ve orada da şunu düşünüyorum. Ben NOR gate'leri kullanıyorum sadece değil mi? NOR kapılarını. Ve bir NOR kapısının aslında içeriği şöyle bir şey. Bakın içinde bir tane OR kapısı var. Bu OR kapısından sonra içinde bir tane de ne var arkadaşlar? NOT kapısı var. Şöyle iki tane input'u var. A, B. Çıkışta da ne elde etmiş oluyoruz? A artı B'nin değilini elde etmiş oluyoruz. Bakın şöyle yazıyoruz. A artı B'nin değilini değerini elde ediyoruz. Böyle bir sistem. Bu sistemin totaline ben ...gitmişim nor demişim arkadaşlar. E bu da bana şunu düşündürtüyor. Bakın şu mavi kutu nor kapısıysa eğer... ...ben öncelikle bakın siyah kalemimi aldım... ...ve şu noktaya gidip diyorum ki... ...bu nokta benim için... ...örneğin x olsun tamam mı? Bu nokta benim için x ise... ...ben aslında a artı b'nin değilini elde ederek... ...x'in değilini elde etmiş oluyorum. O zaman bakın en sol tarafa gittim diyorum ki... ...eğer x'in değili... ...benim için burada verilen işlem ise... ...çünkü ben bunu bir nor kapısına sokacağım ya... Yani, ...nor kapısının sonucunda bunu elde etmişim... O zaman hemen ben bunu buraya yazayım. Bakın A'nın değili B artı A B'nin değili. Bunu yazdım. Her iki tarafın tekrar değilini alırsam sol tarafta X'i elde etmiş olacağım. Yani or kapısından çıkmasını beklediğim şeyi. Çünkü nor kapısı bir or kapısı artı değil kapısı ya. Şimdi buradaki değil kapısının efektini kaldırmış olacağım. Artık or kapısının output'unu göreceğim. E bunu yaptığım zaman da bakın A'nın değili A olacaktır. A'nın değilinin değili daha doğrusu A artı B'nin değili oldu şöyle. Buraya bir çarpı işareti attık bu sefer de. A'nın değili artı B elde etmiş olduk. Bakın bu çok kıymetli. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu NOR'un içindeki OR kapısının output'u. Şöyle yazalım. OR output. Ve bu da şu anlama geliyor aslında. Eğer biz bu OR kapısına iki tane input vermemiz gerekiyor değil mi? Şöyle farklı renklerle göstereyim. I1 ve I2 inputlarını verirsek. Diyelim ki I1 inputum benim input birim AB olsun. I2 inputum da arkadaşlar A'nın değil, B'nin değili olsun. Bunu da yine aynı mantıkla yapıyoruz. E gördüğümüz şey ne olur o zaman? Bir tane OR kapım var benim. A'nın değili B'nin değili elde ettim. Artı diyorum arkadaşlar A, B elde etmiş oldum. E aslında bu da zaten benim burada ulaşmak istediğim şey değil midir? Çünkü baktığınızda eğer bunun değilini alırsanız arkadaşlar A'nın değili B'nin değili var değil mi burada elinizde? Bu neye dönüşür? Bakın A artı B'ye dönüşür. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada da ne var elinizde? A, B var değil mi? Bunun da değilini aldığınız zaman neye dönüşür? A'nın değili artı B'nin değiline dönüşmüş olur arkadaşlar. E burada da ekstra bir işlem yapalım mesela. A ile A'nın değilini çarpalım. Sıfır çıkar değil mi? Ya da üşenmeyelim yapalım. A, A'nın değili. Devam ediyorum bakın. A, B'nin değili. Devam ediyorum arkadaşlar. Artı dedim. A'nın değili B. Devam ediyorum arkadaşlar. B, B'nin değili. Bunlar zaten sıfır çıktı. Bunları attık. E sonuç ne çıktı bakın? A, B'nin değili artı A'nın değili B. İşte bakın en başa dönmedik mi? Döndük. Mükemmel oldu. E o zaman bu mantıkla düşündüğümüzde ne yapmam lazım benim? Her şeyden önce arkadaşlar benim şöyle bir sistematiğim olması lazım. Son nor kapımın inputları burada da yazdığım gibi a, b ve a'nın değili b'nin değili olmalı. Bunun için de a'nın değili ve b'nin değilini elde etmeliyim nor kapısıyla. Ve biz şunu biliyoruz ki bir nor kapısı kullanacağım zaman ki bunu daha önceki videolarda da gösterdik o yüzden tekrar tekrar göstermiyorum. Şöyle bir tane or kapısı ucuna da bunu ekliyoruz. A'nın değilini elde edebilmek için a'yı çift input yolluyoruz değil mi? Burada bu sayede A'nın değerini elde etmiş oluruz. Biraz aşağıya indiğinizde aynı sistematiği B için kullanıyorsunuz ki B'nin değerini elde edebilin. Burada da bakın şöyle tamamlıyorsunuz. Buraya B yaptığınız zaman output'ta elde edeceğiniz şey B'nin değeridir arkadaşlar. Devam eden kısımda tekrar bir nor kapısı kullanacağız ki bu A'nın değeri ve B'nin değerini birleştirip AB elde edebilelim. Bakın şöyle ikisini de getiriyoruz. Aynen böyle. Daha sonrasında NOR kapımızı ekliyoruz buraya ve bu iki input'u buraya verdiğimizde sonuç olarak AB elde etmiş oluruz. Buradaki mantık da aslında şuradan geliyor. Bir NOR kapısı kullanıyoruz burada değil mi? NOR kapısı ne yapıyor aslında? Bizim iki tane input'umuzu alıyor. Bir OR kapısına sokuyor. Daha sonrasında OR kapısının sonucunun değilini alıyor. Yani mantıken yani eğer elimde A'nın değili B'nin değili varsa bakın. A'nın değili artı B'nin değilini elde etmiş oluyorum. Daha sonrasında bu tüm ifadenin değilini alıyorum. Yani bakın bu da A çarpı B olmuş oluyor aslında bu kadar basit bir mantığı var. Şimdi arkadaşlar benzer bir şeyi, bu sefer değilleri almadan yapacağız. Yani şöyle demek istiyorum. Burada bir tane NOR kapısı açıyoruz. Şu şekilde. Ve bunun inputları da A ve B oluyor. Bunun nedenini de hemen açıklayacağız. Bakın şimdi A ve B yaptık. E bu sefer ne olmuş oldu? Yine kırmızı kalemle. Bu sefer şurada gösterelim. Inputum benim A artı B değil mi? Ve ben bunun değilini alıyorum NOR kapısı olduğu için. Bakın şurası OR kapısı artı şöyle bir NOT kapısı geliyor. Bunların totali benim için NOR kapısı. Mantık hep aynı. Ve o zaman burada da A'nın değili ve B'nin değili elde etmiş olurum hemen siyah kalemle göstereyim burada da bunu elde ettim e zaten bakın inputlarımı bu şekilde elde etmek istiyordum süper oldu bunların ikisini bir araya getiriyorum arkadaşlar burada bir nor kapısı daha kullanıyorum burayı zaten yukarıda açıklamıştık mantığını burada hani xten falan bahsetmiştik x'in değilinden buranın mantığı tamamen aynı bakın burada da a b'nin değili artı a'nın değili b elde ediyoruz ve bu da bizim için nedir arkadaşlar a xor b kısmıdır şimdi bunu buraya kadar yaptık burası bizim için nedir arkadaşlar bir halvedir nor ile yaptık. Peki diğer kısmımızda ne yapacağız? Bu C out var değil mi? Burada AB'yi elde etmek istiyoruz. Bir önceki videoda da söylemiştim zaten bu half adder'ları nand ile elde ettiğimiz kısımda. Burası sizin ödeviniz olsun arkadaşlar. Orayı tekrar tekrar yapmayalım. Zaten çok basit bir gösterimi var. Daha önce de bunun örneğini gördük. NAND NOR kapısı kullanarak nasıl AND OR ya da NOT kapısı elde edebiliriz? Bunu biliyoruz. Burada da elde kısmında yapmanız gereken şey bir önceki örneğin tamamen aynısı. Yine aynı sistematik kullanarak aynı tasarımı yaptığınızda elinizde eldenize bulunmuş oluyor. Burada çizdiğimiz devre, buradaki yarım toplayıcının toplam devresi. Bunu da buraya NOT alalım. Bundan bir sonraki derste artık tam toplayıcı devrelere geçiş yapıyor olacağız. Orada da yarım toplayıcı devrelerden tek farkımız Bizde bir elde bulunması. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.